Devletin en temel görevlerinden biri insanların bir arada yaşamaları için gerekli olan güvenli ortamı hazırlamaktır. Yani bizim de üniversite içerisindeki en önemli görevlerimizden bir tanesi, önce güvenli bir ortam hazırlıyoruz, daha sonra faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şimdi diğer kamu hizmetlerine ihtiyaç zamanla ortaya çıktığı halde devletin kamu düzenini güvenliğini sağlama görevi devlet kadar eskidir. Yani koruma kavramından ilk dersten bahsettim, milattan önceki yüzyıllara dayanıyor. Özellikle postmodern yönetimin gelişmesiyle birlikte koruma ve özel güvenlik kanunlarından önce tanımlar başlıyor. Ve yapılan tanımlarda da yine sihirli mermilerden söz etmiştik ilk derste. Burada da devlet kamu düzenini sağlamak için hukuka uygun çeşitli kurallar koyuyor. Bu kurallar uyulmasını ister ve suçları önleyici tedbirler alıyor. Kurallara uyulmaması veya suç işlenmesi halinde toplum düzeni bozulur. Genel kolluk kuvvetleri, polis, jandarma, sahil güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğini kollama, koruma, suç ve suçları bulmak ile görevli. Gerektiğinde zor kullanma yetkisine sahip olan ve kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde görev yapar devlet görevleri. Evet, bağlantı kuracak olursak demin ilk derste de söyledik, hani herhangi bir koruma durumunda, herhangi bir sağlama durumunda ilk olarak ne yapıyorduk? Eğer birey şoktaysa, olayın şokunu atlatamıyorsa bireyi vurabiliyorsunuz ya da ona bir uyaran gönderebiliyorsunuz. İşte bu size verilen kanunlar ve yetkiler çerçevesinde bir tanesi, en azından örnek olayınızıyla tespit edilmiştik ilk derste. Şimdi olaya müdahale süresinden bahsedeceğiz. Olayın durumuna göre suçların işlenme süreleri değişebilir. Atıyorum, bir silahlı saldırıyla bir bomba düzeninin kurulmasının süresi değişebilir arkadaşlar. Ancak çoğu suç kısa bir süre içerisinde işlenebilmektedir. Hızlı olması önemli, yani bu önemliden kastım şu, tabii desteklemiyoruz ama suikast ya da saldırıyı gerçekleştiren bireyler hızlı olmak zorundalar arkadaşlar. Yani hızlı olmaktan kastım olayı bir anda yapması lazım, dikkat çekmemesi lazım ve oldu bittiye getirmesi lazım ki güvenlik görevlileri, kolluk kuvvetleri olayın farkına varmaması gerekiyor. Tabi burada da yine sizin o sezgileriniz, ön sezgileriniz devreye giriyor. Şimdi bu noktada suçun işlenmesi ve sonrasında olayın müdahale çok önemlidir. Çünkü olayın iz ve derinleri yeni varsa olayın tanıkları olay yerinde olabilir. Yani tamam, saldırıyı düzenleyen kişi ya da suikastı düzenleyen kişi hızlı oluyor ama siz ondan daha hızlı olmak zorundasınız. Yani olay yerinde düzenlenen bir silahlı saldırı, bir bıçaklı yaralamada olayda tanıklar mümkün mertebede korunmalı. Varsa olay yerindeki herhangi bir silah, atıyorum işte bir kesici, delici, alet, oradan uzaklaşmamasını sağlamalısınız. Yani neden? Çünkü olay sonrası yargılamada sizler de işin içerisinde tanık olarak yer alacaksınız. Ama birinci tanık olarak yer alacaksınız olay içerisinde. O yüzden olay içerisinde sizin de hızlı olmanız gerekiyor. Gerek tanıkları korumada, gerekse olayın gerçekleşmesine sebebiyet veren aletlerin korunmasında sizlere büyük işler düşüyor. Şimdi suçu işlerinin ne taraftan geldiği, nasıl geldiği, neyle, silahın nasıl bir silah olduğu, suçu nasıl işlediği, suç işledikten sonra ne tarafa nasıl kaçtığı, suç işlenen alandaki görgü tanıkları tarafından bilinmektedir. Şimdi bunu görgü tanıkları aslında o kadar detaylı bilmez. Sadece o anın şokundan dolayı, yani saldırganı görür, saldırganın son hale getirdiğini görür ve nereye kaçtığını doğru tespit edebilir. Ama biz kolluk kuvvetlerine, yani güvenlik görevlerine düşen en önemli rol, orada her şeyi izlemek, her şeye anında karar vermek ve izlediğimizi kendi düşünce süzgecimizden geçirerek yorumlamak. Yani bir birey içeriye girdiği zaman biz sadece bu içeriye geçmiş falan demeyeceğiz. Orada bu bireyin üzerinde, üstünde ne var? Atıyorum kemeri varsa işte kemeri vardır. İşte belki de gömleğin arkasında bir silahı vardır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir birey sadece kapıdan geçtiği zaman A kişisi geçti, B kişisi geçti. Atıyorum o kişi içeride bir olay işledi, yani olaya karıştığı zaman, bir suç işlediği zaman sizin o suç işlendikten sonra ekstra bir zamanınız olmayacak. Ama içeriye girerken ya da alımları yaparken, kimlik kontrolü yaparken, uygulama noktasından geçtiği zaman bu birey, siz orada tanıyıp bu bireyi karar verdiğinizi ya da o kişinin hafızaya kazıdığınız zaman profilini, o kişi olaya karıştıktan sonra kişiyi yorumlamanız, kişi hakkında burada bahsi geçen bilgileri elde etmeniz daha kolay olacaktır.
Aksi takdirde size bir kolluk kuvveti geldiğinde ya da işte olay yerine bir savcı, amir vesaire geldiği zaman sizin burada bu tür cevapları, yani burada bahsi geçen cevapları vermeniz mümkün olmayacaktır. Şimdi müdahale süresi arttıkça bahsettik zaten, iz, delil ve tanıklık yok olma ihtimali de doğru orantılı olarak artar, olaya hakimiyet zorlaşır. Olay hakimiyetimizi her zaman mümkün mertebede korumamız gerekiyor. Yani orada güvenlik sağlayıcı personel biz ise en etkili ağız, yani ağzımızdan çıkacak şeyler çok önemliyse ve bize ilk gelir gelmez direkt kolluk kuvvetleri bize soruyorsa, biz bu analizleri iyi yapmamız gerekiyor, bu analizleri kafamıza kazanmamız gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi, yani delil ve tanıklar ortadan yok olabilir. İçeride sadece olayı gerçekleştiren bir kişi olmayabilir, üç kişi olabilir, dört kişi olabilir. O kişi olayı gerçekleştirdikten sonra tanıkları ortadan kaldırma ya da tanıkları bertaraf etme, delilleri bertaraf etmesi için içeride bazı arkadaşlar da olabilir. Onları da ayrıntılı yapmamız gerekiyor. Unutmamalıdır ki olayları çözmenin, suçu önlemenin sırrı olaylara erken müdahaledir. Yani bu aslında hayatımızın her kesiminde var. Erken müdahaleden bahsediyoruz. İlk yardımda erken müdahale, olaylara bakış açısında erken müdahale. Yine burada suç ve işlenen olaylarda ya da yaralamalarda yine olaylara erken müdahalede bulunmamız gerekiyor. Erken müdahaleden kastım, olaydan olmadan önce de erken müdahale yapabilirsiniz. Yani bir birey, şüpheli bir insansa, atıyorum adam mesela kış günü, pardon yaz günü üzerinde bir ceketle gelmiş. Ama ceketi de yani böyle serin havalardan koruyacak bir ceket değil. Atıyorum mont tarzı, kaban tarzı. Yani içerisindeki gizlemiş olduğu maddeleri ortaya çıkmamasını sağlayan bir ceket giymiş. Yani bu ister istemez bireyi şüpheli duruma düşürüyor. Yani orada sorabilirsiniz. Bu kötü bir şey değildir. Sizin yapmanız gereken işlerden bir tanesidir. Şüpheci olarak yaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin mesleğinizin en temel prensibi aslında. Şüpheci. Her şey şüphelidir. Yani yaklaşmak zorundasınız. Ya her şeyi önceden tahmin etmek zorundasınız. Bunun için kimse sizi suçlayamaz. Neden sordun diyemez. Yani bu sizin yasalarla verilmiş olan hakkınız ve kimse sizin için, yani size bu konuda bir suç duyurusunda, atıyorum bir mahkeme yoluna başvuramaz. Çünkü şüpheli gördüğünüz herkesi sorgulamak sizin en büyük göreviniz. Olaylara konuşur ve ihbarın bildirilmesi ilk olarak zaten ilk yaptığımız şey, yani olay olur olmaz direkt ya takviye ekip çağırıyorsunuz ya da olayın boyunca sizi aşıyorsa kolluk kuvvetleri, yani dışarıda bir birimlerine olayı ihbar ediyorsunuz. En yakın en uygun ekibin sevk edilmesi. Yani yine buradan köpek olayından bahsedeceğim ama şimdi köpek girdiği zaman birbirlerinin herhalde kendisi görüşmüyor, şuradan girdi vesaire falan diye. Ya komik bir örnek olacak ama işte artık oraya en yakın kişi diyelim ya da olaya en yakın. İşte mesela sizin adınız neydi abi? Senin Mustafa. Yani Mustafa abi mesela ben güvenlik amiri olsam işte spor salonu Mustafa abiyi gördüm işte. Çünkü orada gördük işte olayları biliyor artık. Uygunluktan bahsediyorum yani. Oradaki olayları kim çözecekse, hani siz de mesela mantıklı bir önerge verdiniz orada da, şey dediniz, işte herkesin yeri belli olsun gibisi. Aslında bu çok mantıklı bir istek. Çünkü atıyorum, işte rektörlükte olması gerekenler biraz daha nizami. İşte atıyorum, oranın kurumsal imajına göre olması lazım. İşte spor salonundaki maçlara vereceğimiz adamlar biraz daha böyle fit. Atıyorum, işte belki de biraz yakındır, şöyle atıyorum, cesaretli insanları koyabiliriz. İşte kapılarda duranlara biraz daha farklı bir şekilde vesaire gibisinden. Yani uygunluk ve en yakın ekibin sevk edilmesini böyle açıklamıştık. Şimdi yapılan ihbar öncelik ve aciliyet sırası, bunu kendiniz belirliyorsunuz arkadaşlar. Yani olayın meydana gelme biçimi, meydana gelme sıralaması, bunu kendi kafanızda yaşadığınız tecrübelerle değerlendirip ona göre bu olay öncelik arz ediyor mu, yoksa aciliyeti var mı ikisinden? Sorumluluk bölgesinin büyüklüğü. Yani sorumluluk bölgeniz ne kadar büyükse, eğer alanda yeterli personel yoksa orayla başa çıkmanız mümkün değildir. Olay yerine gidilen yolun durumu. Yine şeye geliyoruz arkadaşlar, bomba noktalarına geliyoruz. Zaten üzerimizde sıkça durduk, aciliyetten açıklamaya gerek yok bence. Olayları çözmenin, suçu önlemenin sırrı erken müdahale edildi zaten. Bu da vatandaş memnuniyetinin en önemli etkenidir. Yani burada vatandaşı ya da personel memnun etmek istiyorsak aslında biraz önce kendimizi memnun etmek gerekiyor. Başkan tarafından da bunun önem verilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani...
müdahale etmedim. Yani erken müdahaleden kastımız buydu arkadaşlar. En kısa sürede olay yerine intikal etmemiz gerekiyor. En kısa sürede olay yerine müdahale etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde birkaç saat önceki slaytlarda da bahsettik. Olay yerindeki deliller, olay yerindeki tanıklar ortadan kaybolabilir. Ve ister istemez olayın yönü sizin tarafa çevrilebilir. Bu işi bu adam yaptı denilebilir. Yani orada mümkün mertebede olaya hızlı bir şekilde ve etkili bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde istemeyeceğimiz olumsuz sonuçlar doğurabiliyor olaylar. Çünkü neyin nerede ne getireceğini bilmiyoruz. Yani olay sıralamasında herhangi bir stratejik plan yapmıyoruz sonuçta. Ani gelişen olaylar oluyor. Olaylara ani bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. Bu yüzden dikkatli olmamız lazım ve çok gözü açık olmamız lazım. Şimdi genel kolluk kuvvetini olay yerine gelene kadar soruşturmanın uygun şekilde yürütmesini sağlayacak delil olabilecek nitelikteki bilgi, belge, doküman etrafı tanıkları muhafaza eder. Yani o esnada dediğim gibi içeride saldırıyı gerçekleştiren bir kişi olmayabilir, üç kişi olabilir. Bir kişi saldırıyı gerçekleştirmiş, dışarıya çıkan. Ardından kalan kişi de belki de aletleri, silahları, işte atıyorum bıçağı ortadan kaldırmakla yükümlü olabilir. Yani onun görevi o şekilde olabilir. Siz de bunu tabii personel sayısıyla doğru orantılı. Yani personel sayısı tek bir başınızaysanız zaten bu söylemiş olduğum işlemleri çok hızlı bir şekilde yapamıyorsunuz. Şimdi bir olayın olay ihbar süresinden bahsedelim. Olaylara müdahalede zaman çok önemli. Her zaman zaten slaytlarda bunu göreceğiz. Olay olduğunda genel kurula zamanında bildirilmesi durumunda suç ve suçluyla mücadele daha etkin olur. Yani en azından şöyle söyleyeyim size, psikolojik olarak bile bir kolluk kuvvetine dışarıya müdahale, yani olay esnasında haber verdiğiniz zaman, yani ihbarı o tarafa ilettiğiniz zaman sizin arkanızda bir güç olduğunu hissedersiniz ve olay gelene kadar siz müdahale etme gereği duymazsınız. Eğer çok aciliyetli bir durum söz konusu değilse kolluk kuvvetlerinin gelmesini beklersiniz ve kolluk kuvvetleri gelene kadar siz de ortamdaki düzeni ve olumsuz potansiyel oluşturacak davranışları engellemiş olursunuz. İşte mağdur içindeki bulunduğu travma aramayı erteletebilir. Yani o esnada sizi oyalayabilir. Yani o mağdur, mağdur olan kişinin demin bahsettik ya işte kişi korumada, kişi olayın psikolojisinden etkilenebilir, şok haline girebilir. O esnada yardım etmek isteyebilirsiniz o kişiye ya da bayılabilir o kişiyi ayırmaya çalışabilirsiniz. Aslında ilk işimiz duygusal travmadan bir önce çıkması ve polisi bilgilendirmek gerekiyor. İlk etapta yani o travmanın çıkmasına yardımcı olmak zorunda değilsin. Yani sizin işiniz o değil, sizin sağlık personeli değilsiniz sonuçta. İlk olarak çevre kalabalıksa çevrenin güvenliğini sağlamanız gerekiyor. Ardından kolluk kuvvetlerine ihbarın yapılması gerekiyor. Ardından birey tek kişi ise, mağdur olan birey tek kişi ise o kişiye yardım edebilirsiniz. Fakat kişinin mağduriyet süreci devam etmiyor olması lazım. Yani aktiften pasif duruma geçmesi lazım. Bu ne oluyor? Saldırgan artık olay yerinden uzaklaşmış ve saldırgan pozisyonundan çıkması gerekiyor. O şekilde yardım edebilirsiniz. Ama saldırgan aktif, pasif değil de aktif rolünde halen devam ediyor ve saldırıya devam ediyorsa ilk olarak olayı bertaraf etmeniz gerekiyor ve gerekiyorsa da kolluk kuvvetlerine ihbar etmeniz gerekiyor. Şimdi kendimizi sınayalım arkadaşlar. Şöyle bir soruya bakalım hızlı bir şekilde. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bir bakalım. Olaya ilk müdahalenin önemi şurada da aslında altını çizerek vermek istiyorum. Olay ilk anında müdahale gerçekleştiği zaman olay planlandığı şekilde büyümeyebilir arkadaşlar. Kişinin gözünü korkuttuğunuz zaman ya da kişi orada yenileceğini, mağlup duruma düşeceğini anladığı zaman olay belki de planlandığı şekilde gitmeyecektir. Adamın planı şu şekilde olabilir. İlk başta ortama girer, yani suç mahalli dediğimiz bölgeye girer, oradaki ortamı önce bir izler, daha sonra hafif mesela taşkınlıklar yaparak olayı büyütmeye kalkar. Ama siz eğer olaya müdahale ettiğiniz zaman adamın planını bozmuş olursunuz. Adam sadece o ufak tefek taşkınlıklarla yetinir ve olayın büyümemesini sağlarsınız. Ve bu da her zaman erken müdahaleyle oluyor. Evet, son bir soru daha alalım arkadaşlar. Sonra da bu dersimizi bitirelim. Buyurun. Evet, güzel. Yani evet arkadaşlar, vatandaşların görevi değil ama çevrede olaya müdahale etmek isteyecek vatandaşlar inanılmaz derecede çok, yani fazla seviyede olacaktır. Burada bu vatandaşları sakinleştirmek de ne yazık ki sizin üzerinize kalıyor. İlk etapta onları sakinleştirirseniz aslında olayları çözümlemek, olayları yatıştırmanız daha kolay olacaktır diyelim.
Dersimizi bitirelim.